Sayın basın mensupları, iktidar partisinin bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına söyleyecek bir sözü kalmadığı açıkça ortada. Sendikalı olduğu için işten atılan işçilere, asgari ücretin altında çalışmaya mahkum edilenlere, asgari ücretin altındaki maaşa mahkum edilmiş emeklilere, kamuya atanmayan öğretmenlere, hemşirelere, teknisyenlere, çeşitli meslek gruplarından olup üniversitesini bitirmiş atanamayan üniversite mezunlarına, geleceği çalınan gençlere, açlığa mahkum edilen, iflasa mahkum edilen ve her gün çektiği kredi borcunun altında ezilen esnafa, traktörü haczedilen çiftçiye söyleyecek bir tek sözü kalmamış olan bir iktidar partisinin dün çıkıp da 40 dakika boyunca esnaf için, çiftçi için, memur için, işsiz için konuşmayıp 40 dakika Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırdığını Ömer Çelik'in ağzından dinledik. Recep Tayyip Erdoğan da zaten düzenli programlarında zamanının en önemli kısmını Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayırıyor. Bunun siyasetteki anlamı nedir? Karşılığı nedir? Siyasetteki anlamı, Türkiye'de psikolojik iktidar el değiştirmiş durumdadır. Bugün iktidar partisi kendini Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele... yanıtlarlar. Eleştirilerimize hiçbir yanıt yok. Ama muhalefete muhalefet eden bir anlayış. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki seçimlerde kendileri için en iyi ihtimal ana muhalefettir. Kendilerini muhalefete bu kadar hazır hissediyorlarsa, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 60 dakikalık konuşmanın 40 dakikasını ayırıyorlarsa, 10 dakikalık konuşmanın 8 dakikasında CHP'ye saldırıyorlarsa, demek ki gördükleri şudur: artık Türkiye'de psikolojik olarak üstünlük muhalefetin ve ana muhalefetin elindedir. İktidar partisi kendisini muhalefet olarak hissetmektedir. Bunun bir başka anlamı yoktur. Bu psikolojik üstünlüğü elimize 81 ilde esnafımızı gezerken, 81 ilde esnaf örgütlerine giderken, madencilerle ve emekçilerle sohbetimizde, traktörü satılan çiftçinin, köylünün isyanını dinlerken zaten biz artık iktidarın el değiştirdiğini görmüştük. İktidarın resmen el değiştirmesi için sandık kaldı. Sandığa gidilecek ve iktidar değişecek. Bu korku, bu panik iktidar partisini fevrileşmeye, hakaret etmeye, iftira atmaya ve kendi yarattıkları suni kaotik gündeme, kirli gündeme muhalefet partilerini çekmeye çalışıyorlar. Bu bazen bir eski siyasetçinin uğradığı saldırıda, bazen bir mafya liderinin ricayla minnetle ayağına gidilip hapisten çıkarılmış bir mafya liderinin ana muhalefet partisini tehdit edişinde ya da ana muhalefet partisine linç girişiminde, suikast girişiminde tutup da bunu kınayamayarak, üstü örtülü olarak savunarak varıp da geçmiş olsun, üzüldük diyecek erdemi göstermeyerek görüyorsunuz. Bazen de tarihi çarpıtarak saldırılarla görüyorsunuz. Ömer Çelik'in kendine has kibri dağları deven yüzündeki sırıtışın, yüzündeki aşağılayıcı tebessümün çaresizliğinden kaynaklandığını da biliyoruz. Ve istedikleri kadar hakaret etsinler, iftira etsinler, işte her gün yeni bir kamuoyu yoklaması, yeni bir anket ve her gün eriyen Cumhur İttifakı ve karşısında güçlenen Cumhuriyet Halk Partisi, güçlenen Millet İttifakı, güçlenen muhalefet. O yüzden sizin kendinizi kibir dağlarının tepesinde görmeniz
iyidir bizim için. Çünkü aşağıda ezilen halkla, vatandaşla, esnafla kucaklaşanlar sizin yüzünüzü, o tepeden bakan yüzünüzü, aşağılayan yüzünüzü daha kolay teşhir ediyorlar. Ve bu kalemun, siyasi bu kalemun Mahir Ünal'ın iftiraları, yalanları çok çok, ya bunları söyleyen bu siyasi bu kalemun geçmişte FETÖ'ye ne güzel metiyeler düzüyor diyor hatırlatmaya. Ve ya geçmişte Dolmabahçe'de ne pazarlıklarda böyle şeyleri ayarlıyordu, bayrakların yerini ayarlıyordu diye hatırlatmaya yarıyor. Siyasi bu kalemun Mahir Ünal'ın da dağları, kibri dağları geçmiş, Ömer Çelik'in de toplumda söyledikleri sözün bir karşılığının olmadığını sahada görüyoruz, tarlada görüyoruz, fabrikaların önlerinde, servislerinde görüyoruz, esnafın yüzünde, gençlerin isyanında görüyoruz. O yüzden bağırmaya, çağırmaya, hakarete devam etsinler. Dönmüş Ömer Çelik, savunacak. Tabii suçluların psikolojisi şöyledir. Psikiyatride çok rastlanan bir durumdur, yansıtma. Kendinde gördüğü en önemli kusuru karşıda varmış gibi söyleme. Alırsınız yaka paça hırsızı arabaya sokarken polis bağırır, cüzdanımı çaldılar diye. Suçu bastıracak. Kendisinde ne eksikse karşıya bunu söyleme, suçluların psikolojisindeki son çaredir. Son çare. Her şeyi denediler, olmadı. Son çare ne demiş? Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi Nazi söylemiymiş. Ey Ömer Çelik, Nazi söyleminden bahsedeceksek, birileri Nazi ağzıyla konuşuyorsa o konuda vallahi elim güçlü. Senin elinde ne var aç bakalım. Ömer Çelik, seversin sen böyle oyunları, kartları martları. Ömer Çelik, soruyorum. Benim elimde bu kartlar var, sende ne var? Ne demiş Kemal Kılıçdaroğlu? Vatan demiş, millet demiş, devlet demiş, hak, hukuk, adalet demiş. Hak, hukuk, adalet diye diye 432 kilometre yol yürümüş. Beyefendi diyor ki, Nazi söylemidir. Hitler iktidarda ilk yıllar kömür dağıtımıyla övünüyor. Hitler iktidarda ilk yıllar kömür dağıtımıyla övünüyor. Hiçbir Alman evi ısıtılmaya muhtaç değil diyor. 11,5 milyonun kubik metre, 11,5 milyon metreküp kömür dağıttık diyor. 4 piramit eder diyor. Önce kömür dağıtmış. Sonra Adolf Hitler'in bölünmüş yolları, bölünmüş yollarla övünmüş. Otobanlar ve bölünmüş yollar yapmış. Sonra demiş ki her Alman 3 çocuk yapacak. 2 sene sonra 5'e çıkarmış. Dönmüş, dolaşmış, kendi işaretini bulmuş, herkese yaptırmış. Önce kendileri yapmış, sonra yapmayanları suçlamış. Şimdi diyor ya il başkanına, video konferansla, Rabia'mızı unuttun mu? İşaret, bu kadar yerli ve milli bir iktidarın işareti İhvan'dan. Mısır'da başlayıp Arap Yarımadası'na, Afrika'ya, İhvan, daha sonra Mısır'da darbe yapan İhvan, İhvan'ın işareti yerli ve milli, ama fikir Adolf Hitler. Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, Adolf Hitler. Tek millet, tek devlet, tek lider Adolf Hitler. Tanıdık geldi mi Ömer Bey? Nasıl kartlar? Ben kartı açtım, faşizm benzetmesinden, ben kartları açtım, Nazi suçlamasından bunlar çıktı. Tekrar edin diyor. İl başkanı unutmuş. Bir selam göreyim diyor. İl başkanı normal bir selam yapıyor. Anadolu'ya özgü. Normal evrensel bir selam. Hıt kızıyor. İşaretimiz neydi diyor. Hemen böyle parmağını büküyorlar, zorla gösteriyor. Yapacaksın. Çünkü Hitler son dönemde yapmayanı vatan halini ilan etmişti. Ve hadi bakalım diyor. Tekrar edelim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan,
tek devlet. Bunlarla kimin ne derdi var? Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Tartışan var mı? Bayraksa hepimizin bayrağı. Yakamızda, omzumuzda, gönlümüzde, gönderde. Milletse, vallahi bir ara Türk milleti diyemeyen sendin. Bahçeli diyordu ki, millet millet, bu hangi millet bir söyle diyordu, demiyorlardı. Vallahi milletvekillerinin tutanak altındadır. Tutanak altında. 10. yıl marşı faşist bir marştır, dediler. Sabahleyin okutulan andımızı okutmadılar. MHP dava açtı, kavga etti, tartıştı. Ama geldiğimiz nokta, şimdi hepsi birden sulh oldular. Devlete söz söylemeyen biziz. Devleti şirket gibi yönetip batıran ses. Devletçilik bizde var. Ama sen de devleti şirket gibi yöneteceğim deyip hayırsız damada verip 128 milyar lirayı tuz buz ettin, yok ettin. Damat yok, para yok. Damat nerede? Bir yerde. Para nerede? Bir yerde. İkisi birden bir yerde ama bilen yok, açıklayan yok. Cevap veren var mı damat nerede diye? Ömer Çelik'e sorarlar. Tek devlet, tek millet. Tek lider Adolf Hitler. Tanıdık geldi mi? Bir Nazi benzetmesi yapacaksan iki kere düşün, üç kere yutkun. Neye takılacağını, neye geleceğini göreceksin. Ve devam edelim bakalım. İtiraf.com bu hafta maşallah arkadaşlar. Numan Kurtulmuş diyor ki, Türkiye'de iki farklı siyaset yolu var diyor. İki farklı siyaset yolu var. Biri genç Türkler, İttihat ve Terakki, Halk Fırkası ile bugünkü CHP'ye kadar gelmiş siyasi çizgi. Bundan 60 sene evvelki tartışma, hatta 150 sene evvelki tartışmalarda aynı tartışmaydı diyor. 150 sene önce. 150'yi 2020'den çıkardığınızda 1870'i bulursunuz. Bir meclis kurulmuş, kapanmış. İkinci meşrutiyet için 1908 mücadele var. İkinci meşrutiyet batılılaşmayla ilgili mücadele var ve buna direnenler var. 150 sene evvelki tartışma aynıdır diyor. Diğer yol ise, yani CHP'nin yolu için dedi ya, Halk Fırkası. Diğer yol ise milletin istikametidir, milletin hizmet yoludur. AK Parti o yolun temsilcisidir. Şimdi Numan Kurtulmuş burada yalandan kurtulmuş, doğruları söylemiş arkadaşlar. Bakın, elbette Jön Türkler Hareketi, İttihat ve Terakki, o günün şartları, ikinci meşrutiyet ayrı tartışmalar. Ama diyor ki devamında Halk Fırkası, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri, sonra Cumhuriyet Halk Fırkası, sonra Cumhuriyet Halk Partisi. Biz de bunun karşısındaydık diyor. O zaman ne vardı karşıda? İttihat ve Terakki'nin karşısında diyor ya, onlar İttihat ve Terakki'den geliyor. Biz onun karşısındaydık. Onun karşısında damat Ferit var, Sevr'i imzaladı arkadaşlar. Sevr'i imzalayan damat Ferit orada. Bu ülkenin taksim edilmesini, bu ülkenin esir edilmesini, bu ülkenin paylaşılmasını imzalayan damat Ferit, o zaman İttihat ve Terakki'nin karşısında. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti var. Bizim partimiz Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden kurulmuştur. Karşımızda çok sevdikleri İskilipli Atıf Hoca var. İngiliz Muhipleri Cemiyeti var. İslam Tealli Cemiyeti var. Kürt Tealli Cemiyeti var. Numan Bey, itirafa gel. Biz bunların hep karşısındaydık diyor. Ve Cumhuriyet Halk Fırkası, Samsun, Sivas, Amasya, Erzurum kongreleriyle hem orduyu toplamaya hem kurulacak bir devletin hazırlıklarını yapmaya çalışıyorken onlar bizim karşımızdaymış, doğrudur. Saflar netleşti. Numan Bey yolları ayırdı. CHP Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetlerinden geliyor. Biz karşılarındaki yolun temsilcisiyiz diyor.
Onlar Vahdettin'in temsilcisi. Biz Vahdettin'in idama mahkum ettiği Atatürk'ün temsilcisiyiz. Telgraf çektiler bize tak 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 İstanbul'a dön diye Samsun'a çıktığımızda. Biz milli mücadeleyi örgütlerken Atatürk'e idam fermanını imzalayanların temsilcisiyiz diyordu Uman Kurtulmuş. Saflar netleşti. Bunu dinleyen herkes, bugüne kadar başka şeyler konuşulmuş olabilir. AK Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer. Numan Kurtulmuş, milli mücadele çizgisinin CHP'nin çizgisi olduğunu, ki doğru, inkar eden yok. Kendi çizgilerinin bu çizginin karşısındaki çizgi olduğunu söylüyordu. Mandacılar. Bunlar Türkiye'nin İngiliz himayesine girmesini savunanlar. Bunlar işgal kuvvetleri geldiğinde halı serenler, bizimki İstinbot'un, Kartal İstinbot'unun üstüne çıkıp geldikleri gibi gitti diyenler. Bugünlerden morali bozulan varsa, üzülen varsa, enseyi karartan varsa, Numan Kurtulmuş'tan, onun hatırlatmasından atıfla söyleyelim ki kimse merak etmesin. Atatürk diyor ki geldikleri gibi gidecekler. Gelelim Süleyman Soylu'ya. Bir başka hadsiz. Süleyman Soylu suçüstü yakalanmış. Yakalandığı şu: bir siyasi polemik, bir siyasi tartışma. Bu siyasi tartışmanın bir tarafında CHP, bir tarafında AK Parti. Süleyman Soylu vali ve kaymakamlara suç duyurusunda bulunun diye gayri resmi bilgi notu yolluyor. Bilgi notu. Bu şu: biz CHP ile sürtüşüyoruz. Biz üstünlük sağlayamadık. Ama devletin valisi, kaymakamı, devletin kamu görevlileri CHP'ye suç duyurusunda bulunursa belki milletin zihni bulanır. Buradaki yaklaşım budur. Bunun üzerine tabii efendim valiler, kaymakamlar, hep söyledik söylüyoruz. Kaymakamların içerisinde bu baskı ortamına rağmen devlet adabında kalmak isteyenlere saygımız sonsuz. Valilerin içerisinde iktidarın kendisini il başkanlaştırmaya çalışıp baskıladığı, buna tam uymayanları da ilk atamada merkeze çektiği bir süreçte bu haksız, bu vicdansız eleğe rağmen üste tutunabilmiş varsa ona da sözümüz yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan talimat veriyor. Diyor ki şoför koltuğuna oturup kömür dağıtacaksın. Biz buzdolabı, seçimde buzdolabı dağıtan valileri, seçimde, seçime az günler kala, daha kışa varken kömür dağıtan kaymakamları gördük. O yüzden ve bu dağıtım çizelgelerinin AK Parti ilçe başkanlıklarından yazıldığını, onaylandığını gördük. O yüzden herkes biliyor. Siyaset inandırıcılık işi mi? Vatandaş doğru söyleyene oy verir herhalde. Yalancı sahtekara vermez. Soruyorum. Bu ülkede işe girmek için AK Parti'ye üye olmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bugün vatandaşlarımız, örneğin CHP üyesi olanlar, devlet memurluğunun sınavına girecek diye korkup gelip ya kaydı sildirsek mi, benim torun devlet memuru olacak diyor mu? Bugün Türkiye'de işe girmek için AK Parti üyeliği avantaj mı, değil mi? Ben diyorum ki zorla üye yaptıkları oluyor, ya da insanlar işe girmek için kendisini AK Parti'ye üye olmaya muhtaç hissediyor. Geçenlerde Çadırkent'te 680 kişiyi işten atmışlar. Geldiler, dertlerini anlattılar. Kaçınız AK Partili dedim, hepimiz. Ne biliyorsun canım dedim ya. İçinizde başka partiden olan vardır. Mecliste de verdim isimlerini. Listesi elimde, telefonları, TC'leri. İnanmayanla yüzleşelim. Çocuk dedi ki ya başkanım öyle vardır da bizi bu Çadırkent'e işe almak için AK Parti üyeliği mecbur da hepimiz üye olduk dedi. Şimdi ben yalan söylüyorsam vatandaş onlara hak versin. Ama AK Parti üyeliği bir avantajsa, AK Parti'ye üye olmadan bir şey olunamıyorsa, tayinde terfide kolaylık sağlıyorsa, o zaman millet
yalan söyleyenle doğru söyleyeni ayıracaktır. Tabii hadsiz dememin sebebi genel yapısındaki olağan doğal hadsizliğinin dışında dün açıklamanın sonunda söylediği sözlerdir. Bir ülkenin İçişleri Bakanı gibi emrinde polis, emrinde jandarma olan ve hani taç giyecek ki baş akıllanacak, bu taçı giydi giyeli iyice zırvaladı. İki şımarttılar, iyice şımardı, utanmazlığı ele aldı. Ülkenin ana muhalefet liderine söylediği sözü de aynen kendisine iade ediyoruz. Hadi oradan hadsiz Süleyman. Hadi oradan hadsiz Süleyman. Beş para etmez, her sözüyle birilerine yarancam diye yapmış olduğu kamu görevinin ağırlığını taşıyamayan hadsiz Süleyman. FETÖ söyledi diye 51 il gezmiş. Altına arabayı, arabanın benzinini, takım elbiseyi, ceketi, kravatı FETÖ vermiş. Önce finansmanını, sonra AKP'ye lansmanını FETÖ yapmış. En yakınındaki arkadaşı FETÖ'ye iltisaklanmış. Yüzüne söylediğimizde susmuş pusmuş. Fethullah Gülen'e gitmiş, dizinin dibine diz çökmüş. Hadsiz Süleyman çıkmış şimdi. Fethullah Gülen'le uzaktan yakından irtibatı olmayan Fethullah Gülen'e karşı tarihsel husumet ve mücadele içindeki partinin genel başkanına hadsizlik ediyor. Hadi oradan. Tabii bu kadar iftiranın, hakaretin yanında cevap verilmesi gereken bir tartışma da var. O da sistem tartışması. Mehmet Uçum aslında bu sistemin Türkiye'yi uçuruma sürüklediğini en baştan bilen, müjdeleyen ama marifetmiş gibi arkasında duran bir Mehmet Uçum'umuz var. Kitabında yazıyor. Bu bakanlar eski bakanlar değil. Bu bakanlar atanmış teknokratlar olacak demişti. Aa, da öyle oldu. Mesela bugün bu meclisin, yanlış göstermeyeyim, aha şu odasında bak bu cam. Burada bakan görüşme odası bu. AKP kendinden önce olmuş ikna odalarından siyaset devşiriyor ya. Aha. Burası bakanı ikna. Bakanın nur yüzüne kavuşma odası. Bu sistemde bakanlar bu meclise gelmezler. AK Partili milletvekilinin yakasına vatandaş yapışır ama milletvekili bakanı ara ki bulsun yok. Şikayet ettiler çok. Sonra bir tane odacık yaptılar burayı. Burada nöbetçi bakan uygulaması var. Mesela bugün Dışişleri Bakanı oturacak. Örneğin Antalya'nın Serik ilçesinde bundan önceki AK Partili belediye başkanı yolsuzluk yapmış. Serik'teki şimdiki AK Partili de o yolsuzluğu ortaya çıkarmış. Dışişleri Bakanı hiçbir şey yapmayıp örtbas edilmesini söylemiş. Serik belediye başkanı da her yerde yazıklar olsun ona diyormuş. Antalya milletvekili bunu söyleyecek burada bakanı. Diyecek ki sayın bakanım, bizim eski AK Partili'nin yolsuzluğunu yeni AK Partili belediye başkanı dürüst, namuslu davrandı, isyan ediyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz diye her yerde konuşuyor sayın bakanım. Nasıl olacak bu iş diyecek. Ha burada. Veya Antalya'nın Torosların yüksek yerlerinde selden kumdan yoy kalmış. Yap diyorlar, yaptıramıyorlar. Onunla ilgili bakana bir ricada bulunacaklar. Şimdi bunları söylüyordu Mehmet Uçum. Olmaz, biz de diyorduk ki Mehmet Uçum'un dediği gibi olunca bakanlar milletin bakanı olmaz, vatandaşın işçiliğine bakmaz, kendi keyfine bakar, sarayın ağzına bakar, yetkiyi milletten değil, Dolmakalep'in mürekkebinden alanların bu millete verecek bir şeyi yok diyorduk. Şimdi Mehmet Uçum çıkmış, diyor ki parlamenter sisteme dönüş asla mümkün olmayacaktır. Çok net, çok sert. Niye? Neden? Mesela bu millet bu parlamentoya 600 tane vekil yolluyor. Bunlardan 400 tanesi senin gibi düşünmüyorsa, millet yolladıysa sistemi mecliste bile değiştirir mi? Değiştirir. 360 tane yolladıysa, onlar bir anayasa değişikliği önerirse, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem, millet de gider buna oy verirse dönüşüm olur mu? Olur.
asla mümkün olmayacaktır. Ne demek Mehmet Bey? Neyi kastediyorsunuz? Bu milletin iradesine mi saygısızlık? Bu milletin verebileceği bir karara kafa tutma mı? Yoksa dilinin altında başka bir şey mi var? Darbeci misin sen? Millet anayasayı değiştirecek de geriye dönmek nasıl mümkün olmayacak? Neyle olmayacak Mehmet Bey, söylesene. Bu millet buraya kaç vekil yollayacağını da bilir, o veklin ne karar vereceğini de bilir. Bunu sarayın atanmışından öğrenecek değiliz. Asla geriye dönüş mümkün değildir gibi demokrasi dışı söylemleri de cümlelerin ikinci ve yedinci kelimesini kesip montajlayıp darbe çağrısı yaptı diyenlere duyurulur. Ey pelikan kuşu, ey pelikan kuş sürüsü, biz sandıkla geldiniz, sandıkla gideceksiniz, saray rejiminin sonu geliyor deyince bu kısmını kesip biçip darbe çağrısı diyen pelikan kuşları. Mehmet Uçum diyor ki bu sistemden geriye dönüş asla mümkün olmayacaktır. Ne yapacaksınız? Ve tabii ki sistemle ilgili bir başka şey. Mehmet Bey de diyordu hızlı karar verilecek. Bu sistem geldi. Hepiniz biliyorsunuz. Birinci 100 günlük plan açıkladılar. Bitti. Yarısını yapmadılar. Kelime sayısıyla falan oran orantı yüksek miktarı oldu ama mecbur 2. 100 günlük plan. Onda da bir oran orantı. 200 günde yapamadık. Gerçekçi olsun diye dediler ki 500 günlük plan açıklayacağız. Onu da açıklamadan bıraktılar, daha da yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 100 günlük planlarla hızlı gidecekti. Torbadan çekelim, tombala gibi. Çekelim bir tane. Birinci 100 günlük planda ne demişler? Hayvan hakları yasası. Kaçıncı günündeyiz? 949. İnanmayan saysın. Biz saydık. Bugün rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra 24 Haziran'da yapılan seçimlerle kurulan tek adam rejiminin 949. günü. İlk 100 günde hayvan hakları yasası çıkacaktı. Ne oldu? Hayvanın kolunu koparıyorlar. Adamın sandalyesinin bacağını kırmakla aynı ceza. Mal çünkü. Yıllardır uğraşıyoruz, çağırıyoruz, yok. Geçen de gençlerle bir Twitch yayınında söz verdim ben. CHP olarak bu çağrıda bulunacağız diye. Meclisten bu sözümü yerine getiriyorum. Gelin bu hayvan hakları yasasını çıkaralım. Neredesiniz? Geçen sene yılbaşı mesajında 2020'ye girerken Şentop ilk işimiz dedi. 2021'in ilk ayı bitiyor, daha bir şey yok. İlk 100 günlükte söz verdiler, 949 gündür yapmıyorlar. Yarın 950. gün. İkinci 100 günde çekin kuradan insan hakları eylem planı. Dün tahmin ediyorum 6. kez falan yine müjdelediler. İnsan hakları eylem planı yapacaklarmış. 2,5 yıl oldu. 949 gün. Hızlı işleyen sisteme bak. Sayın Mehmet Uçum. Etki hükümetlerinden tepki hükümetine. Etki yürütmesinden tepki yürütmesine döndük. Çıkarılan kanunlar tepki kanunları. Twitter'a kısıyor, Twitter'ı kısıtlayacak. Barolara kızıyor, baroları kısıtlayacak. Derneklere kısıyor, derneği kısıtlayacak. Bir şeye kızıyor, onu kısıtlayacak. Anket düşüyor, siyasi partiler kanunu değiştirecek. Tepki hükümeti. Ülkenin iktidarının hangi kanun çıkaracağının iki tane göstergesi var. Birincisi, Recep Tayyip Erdoğan sabah yataktan nasıl kalkacak? Tersinden kalktıysa yandık. İkincisi, eğer tersinden kalktıysa kafasını ilk kim bozacak? Ona göre kanun geliyor. O yüzden vatandaşın beklediği hiçbir kanun çıkmış değil. Bir kez daha 10 yıl boyunca benim 10 yıldır siyaset yaptığım Manisa'da 8 yıl boyunca birlikte siyaset yaptığımız evinin önünde kanlı bir saldırıya, silahlı bir saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ ve geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazetecilere bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Dün Devlet Bahçeli şunu yaptı. Siyasi nezaketsizlikte kendine ait rekoru geliştirdi. Kendine ait rekor şuydu. Bundan önce
Örneğin Anıtkabir'de hastalanmış, hatır sormuşuz. Anıtkabir'de ana muhalefet lideri gidip geçmiş olsun deyip elini havada bırakıyordu. Marifet. El vermemek marifet. Allah'ın selamını almamak marifet. Buydu bir rekoru. Sonra bu rekorunu ana muhalefet partisi liderine linç girişimi yapıldığında geliştirmişti. Oranın insanları kızgındır, senin ne işin var şeyde gibi makul görmüştü. Devamında yapılan her türlü haksız saldırıda susmuştu. Son rekor denemesi, son kendine ait rekor, bir mafya örgütü liderinin sayın genel başkanımızı tehditine susmuştu. Ama bu sefer herkesin gözünün önünde silahlar çekilerek sopalarla dövülen, gözümüzün önünde kana akan, Allah düşmanıma vermesin diyor. Selçuk Bey bizim düşmanımız değil ama insanın çoluğunun çocuğunun sevdiğinin gözünün önünde o görüntüyü Allah düşmanımıza vermesin. Bu görüntünün mizansen olduğunu iddia edip partisini buradan sıyıran bir anlayış. Partiyi oradan sıyırmanın yolu sen kendi kendini dövdürdün demek değildir. Samimi bir geçmiş olsun telefonu yeterdi. Kınıyoruz, tasvip etmiyoruz demek yeterdi. Bir mafya liderinin tehdit ettiği mevkidaşına bir üzüntü beyanı yeterdi. Bunları yapmayınca siyasi nezaketsizlikte kendi rekorunu geliştiriyor Devlet Bahçeli. Millete emanet ediyoruz. Ve benim Milliyetçi Hareket Partililerden duyduğum bir şey var. Böyle bir şey olduğunda yanlış yapana bizim örfümüzde bu yok derlerdi. Bu var mı örfünüzde? Örfte bu var mı? Dayak yemiş, kanlar içinde kalmış, silah çekilmiş bir eski siyasetçi. Daha birkaç yıl önce meclisteki samimi görüşmelerine de hepimiz şahitlik ettik. Kendi kendini dövdürdün. Önce kamera kurdurdun, sonra kendini dövdürdün. Görüntüleri kendin yaydın demek bence Anadolu'nun örfünde yok. Bence hiçbir siyasetin örfünde olmaması lazım. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin örfünde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve soruyorum. Samimi seçmenlerine soruyorum. Örfte bu var mı? Kısa kısa bir iki şeye değinelim. Dilimizde tüy bitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masasının dilinde tüy bitti. Faik Öztürk'ün dilinde tüy bitti. Veli Ağbaba'nın dilinde tüy bitti. Esnafa bir şey yapın, esnafa bir şey yapın, esnafa bir şey yapın. Yapmadılar, yapmadılar. Açlığa, yoksulluğa, sefalete, icraya, intihara sürüklediler. 10 aydır kapalı olan yerler var. Sırf alkollü oldukları için. Belli ki yaşam biçimine müdahale. Bu kadar düşmanlık olmaz. Herkes açıldı, yazın bile onları açmadılar. Bugün geldiğimiz noktada her tedbiri alalım ama açılalım diyorlar. Neden? Şundan. Bu yükü ya hep beraber 15 gün, 14 gün paylaşaydık da virüs biteydi. Madem tam kapatmadınız, bak hala 140 kişi ölüyor. Aylarca 250-300 kişi öldü günde. Ama bütün yük bizde. AVM açık. Neden? Godamanların. Ama garibanın lokanta kapalı. Godamanın devasa AVM'si açık. Garibanın kuru fasulye pilavcısı kapalı. Devasa marketler açık. Küçücük tekel bayi kapalı. Devasa madenlerde burun buruna, omuz omuza, kan ter içinde birlikte çalışma serbest. Kıraathanede masanın bir ucunda bir oralet içmek, bir çay içmek yasak. Giresun'da, Elazığ'da miting serbest. Vatandaşın kafasına çay atmak, mesir kapıştırır gibi çay kapıştırmak serbest. Kahvehanenin bir köşesinde, sobanın dibinde bir yaşlı, bir gariban amcamın nefeslenmesi yasak. Bunda adalet yok. Bir adalet varsa hep beraber çekelim diyorlar. Bugün beyefendi çare bulmuş.
Diyor ki 2019'da 3 milyonun altında ciro yapıp bu sene %50 kaybedenlere 2000 lirayla 40 bin lira arasında vereceğim, cirolarının %3'ü kadar. Geçen seneki cironun yarısını kaybedeceksin, onun da %3'ünü vereceksin, 2000 lira. Şöyle basit bir hesapla, geçen sene ayda 10-15 bin lira satış yapana 2500 lira para verecekmiş. Cirosunun yarısını kaybettiyse. Ayda 10-15 bin lira satış yapana. Birincisi, bu ülkede küçük esnaf için resmi ciroyu hesaba katmanın gerçeklikle ilgisi yok. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Sen şimdi kahvehanelere katkı sağlayacak, geçen sene kestiği fiş kadar. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Arkadaşlar, kahvehanede çay içen, kahve içen, giderken fiş alan, o fişin sonucunda bakılacak da onun %3'ünü. Günde 100 tane çaya fiş kesildiyse 3 çay parası verecekmiş. Merkel geçen sene sadece Ocak ve Şubat ayları için 9 milyar euro muydu arkadaşlar Merkel'in? 11 milyar euro. 11 milyar euro verdi esnafa sırf Ocak Şubat. 11 aydır canı çıkmış kahveciye 2000 lira verecek. 11 aydır canı çıkmış. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsa aile destekleri sigortasıyla, ADES paketiyle zaten işini kaybetmiş, cirosunu kaybetmiş bu esnafın hanımına ayda 2500 lira vermeye başlamıştı Mayıs ayından itibaren. Yeni işsizlerin sahibi bizdik, destekçisi bizdik. Nerede 2500 lira? Nerede 11 ay sonra canı çıkana vereceğin 2000 lira? Gerçekten kabul edilebilir gibi değil. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayayım. Sınıfımızın en devamlılarından değilsiniz ama burada çok hızlı ayak kaldırdınız. İlk sözü size verelim. Şaka da kalıyorum, o kadar olsun. Tabii. Şimdi tiye almak için şöyle bir şey yapmak lazım. Söylenen sözün çok inandırıcı olmayıp dalga geçmesi lazım. Bence hakikaten Gülnaz Şırınga meselesine inanmak ve böyle bir şeyin gerçek olmasıyla ilgili bir kanıya sahip olmak biraz şakalaşılmayı hak edecek bir durum olabilir. Çok severim Özlem Hanım'ı ama bundan daha komiği Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği mizansen senaryosuna inanmaktır. Yani eğer siz Selçuk Özdağ'ın evine kamera taktırıp sonra Cuma'ya giderken arabasının kapısını açtırıp kendisine 5 kişiyi silahlı sopalı dövdürtüp o kadar kanı akıp kafaya 30 tane dikiş attırdırmasını film senaryosu sanıp da sonra Güllaz Şırırga'ya nasıl inanıyorsunuz, buna inanılmaz demek hakikaten şaşırtıcı. Yani Devlet Bahçeli'ye inanan Güllaz Şırırga'nın ikiz kardeşinin de Mehmet Enjektör olduğunu inanır. Yani Devlet Bahçeli gerçekten bir şeye inanılmasını istediği şeyle İnanılmasına dalga geçtiği şey arasında 10 kat fazla mizah farkı var. O yüzden Özlem Gürses'in canı sağ olsun. Devlet Bahçeli varken Özlem Gürses'e kim bir şey diyecek yani? Adam bana inanın diyor, prompter'a yazmış. Diyor ki, biraz önce söylediğim gibi, kendi kendini dövdürdü, filmi aldırdı, yaydırdı diyor. Buna inanın diyor, prompter'dan okuyor. Sonra diyor ki, soyadı Şırınga'ya nasıl inandılar? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu konudaki yorumumuz net.
Eğer PKK'lıların ev adresleri orada bulunduysa o evlere derhal gidilmesi, teröristlerin adresinden haberdar olunduysa gereğinin yapılması lazım. PKK bayrağı asmak, Öcalan posteri asmak sizce suç mudur? Bence hiç doğru bir şey değil o görüntüler. Ama şöyle göstereyim. Artık Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağı elinde taşımak, Öcalan posterini elinde taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta Türkiye'nin sistemi böyle olmalıdır. Eyaletler demokratik özellik olmalıdır. Bunları söylemek artık suç değil. Düşüncelerini açıklamaktan dolayı ceza alan kim varsa cezalarını erteledik. Bu suçları suç olmaktan biz çıkardık. Kim söylemiş? Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet sözcüsü. 2015 yılında yaptıkları düzenlemeyle, şurada yapmış oldukları düzenlemeyle bu meseleyi suç olmaktan çıkarmışlar, övünüyor beyefendi. Bülent Arınç, şimdi hangi AKP arkadaşlar, hangi AKP? PKK bayrağını taşımayı suç olmaktan biz çıkardık. Abdullah Öcalan posteri açmak artık suç değil diye övünen AKP mi muhatabımız? Bir ilçe binasında asılmasını tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız görüntüleri yapıp ey buna CHP ne diyeceksin diyen AKP. Ben ne diyeyim ya? Siz kendiniz bunu suç olmaktan çıkarmışsınız. AKP zihniyeti bu. AK Parti'ye oy verip bunu bilmeyen varsa Allah aşkına bir dönüp baksınlar ya. Bunlar Sayın Öcalan demeyi, poster asmayı, bayrak taşımayı, Nevruz'da PKK bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık diye övünen bunlar, bugün söyleyen bunlar. Süleyman Soylu da Bülent Arınç da aynı partide. Bunlar birlikte bakanlık görevi yaptılar. Bunlar aynı partide siyaset yapıyorlar. Düne kadar Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesiydi. Cumhurbaşkanı istişare ediyor, akıl alıyor. Partinin aksaçlısı ve bu kanun teklifinin altında bunların imzası var. Vaktim olmadı. Dönüp bakayım bakalım kimlerin imzası var bu kanun teklifinin altında, o önergelerin altında arkadaşlar. İnsan da biraz utanma olur, sıkılma olur. Sen bunu suç olmaktan çıkar. Bundan övünen bir sözcüğün olsun. Bunu açık açık anlatsın. Ondan sonra da çık. Efendime söyleyeyim. Biz bir video çektik, buna ne diyeceksiniz? Ben yanlış buluyorum. Ben o posteri yanlış buluyorum. Ama AK Partililer doğru buluyor. Kanunu değiştirmişler suç olmasın diye. Başka soru var mıydı arkadaşlar? Buyurun. Hadi. Şimdi birincisi, yarın sevgili Mehmet Ali Çelebi Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili 44 maddelik değişiklik içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Milli Savunma Komisyonu'nda partimizin sözcüsü olarak görev yapıyor olacak. An itibariyle partiden bir kopuş, bir ayrılma yoktur. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir parti. Daha önce tartışmalarda da genel başkan da söyledi. Ben de teyiden tekrar etmiştim. Dün gerçekleşen de odur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Genel Başkan'a mektup yazarak, mektuba cevap vererek bir iletişime ihtiyaç yoktur. Bazı partilerde olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Genel Başkan'ın kapısı ardına kadar açıktır. Tüm milletvekillerimize, arkadaşlarımıza da kapı açık idi. Ve o açık kapıdan geldiler, kapıyı çaldılar, girdiler ve Sayın Genel Başkanımızla görüştüler. Bundan sonra da bu kapı ne bu üç milletvekilimize ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli konularda görüş beyan etmek isteyen, farklı düşünen arkadaşlarımızın hiçbirisine kapanmadı ve kapanmayacaktır. Ben arkadaşlarımıza değer veriyorum. Grubumuzun
mensubu arkadaşlarımızı yitirmek, kaybetmek istemeyiz. Tabii bir gerçek var. Yani şöyle bir adaletsizlik veya eşitsizlikle de karşı karşıyayız. Durum şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci genel başkanı partiden kopmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci başbakanı partiden kopmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci cumhurbaşkanı partiden kopmuştur. Birinci cumhurbaşkanı yok, birinci başbakanı yok ve ikinci genel başkanı yok. Devam edelim. Partinin üçüncü başbakanı yoktur. Partinin ikinci genel başkanı yoktur. Yani bir kopuştan bahsederken, yani 2-3 milletvekilimizle ilgili kopacaklar, gidecekler. Kardeşim, Abdullah Güller gittiler, Başbakan Davutoğlu'lar gittiler, partinin 10 yıllık ekonomi kurmayları gittiler, hazinenin başında olan, dışişlerinde olan gittiler. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde geçmişte olup da şimdi devam edenler ihtiras tramvayının içinde olanlardır. Liyakatle değil, sadakatle bir yere gelenlerdir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmişte bünyesinde bulundurduğu görece liyakatli kadroların tamamı ya da bu hareket bir erdemliler hareketi olarak doğurdu diyenlerin tamamı yaşanan gelişmelerden sonra ya partiden kopmuşlardır ya da konuştular diye atılmışlardır. O yüzden hani terazinin dengesini kurarken birazcık AK Parti'deki kopuşlarda ne haber yaptık, ne kadar üstünde durduk, ne kadar dikkat çekti, hangisini son dakika verdik? Bakan gitti, 22 saat haber yapmadınız hanımefendi. Bakan gitti, 22 saat haber olmadı Türkiye'de. Damat bakan, bu Türkiye'de istifa edersin, Tayyip Erdoğan he demeden bunun haberi olmaz, altyazı geçmez. İstisnası KRT, Tele1, Halk TV ve Habertürk'tür. 22 saat boyunca bu ülkede hem damat hem bakan, ekonominin başı, varlık fonunun başı, başkan vekili istifa etmiş. İstifa haberini geçen yok. Mehmet Ali Çelebi genel başkandan görüşecek mi? 22 saat ek şinkem geziyor. Böyle başımızın dibinde kamera geziyor. Çekecekler bizi. Özgür Bey görüşecek misiniz? Son dakika verelim mi? Bilmem ne yapalım mı? Bakan gitti, sesiniz çıkmadı ya. Buyurun Kemal Bey. Haber, ben şey, tema, haber kanallarından bahsettim. Haber vermediniz diye. Ben ne dedim sözlerime başlarken, psikolojik iktidar el değiştirdi. Artık kendilerini muhalefette görüyorlar çünkü gelecekte muhalif olacaklar. Ne demiş? 2023'e kadar kapının önünde bekleyeceksin sabrın varsa. Ne demek bu? 2023'te yapılacak seçimde o kapıdan gireceksin demek. Seçim yapılana kadar kapının önünde beklemek. Kim bekler kapının önünde? Birazdan içeri girecek olan bekler. Nerede bekliyoruz? Kapının önünde bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Seçim yapmadığı için. Yapsan olacak, içeri gireceğiz. Kapının içine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmek. Bilinçaltını okuyabiliyor musunuz? Yani Recep Tayyip Erdoğan çok net söyledi. Acelemiz yok. 2023'e kadar biz içerideyiz, kapının önünde bekleyeceksiniz. Doğru. 2023'te seçim yapıldıktan sonra sen kapının önüne koyacak millet seni ve hesap vermek için bekleyeceksin. Hesap soracağız. Siyaseten hesap soracağız. Hukuk önünde hesap soracağız. Biz bekleriz. Yapılacak bir erken seçime dünden hazırız, bugünden razıyız. Dünden razıyız, bugünden hazırız. Çok net. Erken seçim yapın, biz buna dünden razıyız, bugünden hazırız. Ama yapmazsan sabrımız var, bekleriz. Günü geldiğinde biz içeri gireriz.
Çünkü vatandaş kapının önüne seni koyacak. Kapının önünde yer yok artık. Kapının önünde sen duracaksın, Millet İttifakı içeri girecek. Türkiye'de senin zulmettiğin herkesin bu zulmün sonrasında yaraları sardığı, fakirleştirdiğin herkesin zenginleştiği, artık kısa çöpün uzun adamdan hakkını aldığı bir dönem başlayacak. Sayın Bahçeli'nin şimdi öyle bir süreç ki bu Sayın Bahçeli Türkiye'de yaşananları Rusya benzeri bir ayaklanma ve provokasyona benzetiyor. Sayın Bahçeli'nin geldiği noktada yaşadığı U dönüşleri, yaşadığı savruluşlar, zikzaklar falan tarihinde bu da iyidir. Rusya'da olası bir karışıklıktan endişe duyar hale gelmiş. Yıllarca Rusya gelecek Türkiye'de yönetime el koyacak, komünistler gelecek Türkiye'yi ele getirecek vehmi ve korkusu üzerinden siyaset üretmiş birilerinin Rusya ile ilgili bu kadar endişeli olması gerçekten enteresan. Çin'i seviyorlar, Rusya'yı seviyorlar, İran'ı seviyorlar. Tabii. Gördüm. Yani Rusya'daki benzeri karışıklık, ayaklanma ve şeyi Türkiye'ye getirecek. Endişe Rusya'dan, Türkiye'ye de gelirse diyor. Bizim Türkiye'deki meselemiz şu, çok net. Cumhuriyet Halk Partisi de, Millet İttifakı da, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden rahatsız olan herkesle birlikte omuz omuza inançla ve sabırla hükümeti seçimle değiştirmek istiyoruz. Türkiye'de sokağın bir hak olduğunu, meydanların bir hak olduğunu biliyoruz. Sokaktan ve meydanlardan diktatörlerin korktuğunu biliyoruz. Biz barışçıl hak aramalar için, madencinin hakkını aramak için geldiği meclisin önünde dayak yemesinden, kadınların İstiklal Caddesi'ne sokulmayıp Taksim'de gaz yemesinden, cumartesi annelerinin jop yemesinden rahatsızız. Ancak iktidarı değiştirmek için sokaktan değil, sandıktan umudumuz olduğunu da söyleyelim. Sokaktaki hak arayışının demokratik bir olgunlukla karşılanmasının savunucusuyuz, arkasındayız, hakkını arayanın yanındayız. İktidarı değiştirmek için meydan, sokak yerine sandığı gördüğümüzü ve milletimize bu konuda güvendiğimizi ifade etmek lazım. Teşekkür ediyoruz. Peki, kısaca onu da söyleyeyim. Marketlerde fiyat istikrarsızlığı var. Var mı? Var. Fahiş fiyat var mı? Var. Zam var mı? Var. Şimdi denetim var. Denetim ne için var? Sorumluyu bulmak için var. Hiç aramasınlar, saraydadır. Türkiye'deki fiyat istikrarsızlığının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünyada gıda fiyatları bir kat atmış, Türkiye'de 8 kat artmış. Kim yönetiyordu ekonomiyi? Senin damadın. Tedbirleri alması gereken kim? Senin hükümetin. İmzayı atan kim? Sensin. Türkiye'de fahiş fiyat varsa sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'de ne kadar bir ekonomik sıkıntı varsa tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan. Bugün zenginleşmenin önündeki takoz Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Türkiye'nin demokrasinin önündeki takoz Recep Tayyip Erdoğan. Barışının önündeki takoz Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin elindeki takoz Recep Tayyip Erdoğan. Kaldırmak ilk seçimlerde milletimize düşüyor. Teşekkür ediyoruz.